Barış Biner ekranlarında herkese merhaba. Şimdi Duvar Gazetesi kaynağından Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi'nin son seçim anketini sizler için yorumlayacağım değerli izleyiciler. Sosyopolitik araştırma bu anketi yapmış katılımcılar hangi partiye oy vermiş bu ankete katılan katılımcılar? Öncelikle o verileri aktaralım. Ankete katılan katılımcıların %38.3'i 2018 seçiminde AKP'ye oy vermiş. %23.2'si CHP'ye oy vermiş. %9.1 HDP'ye oy vermiş. %10.2'si İYİ Parti'ye. %8.6'sı MHP. %0.8'i Saadet'e. %9.8'i oy kullanmamış 2018'de. Yani 2018'deki seçim portföyüne uyan... Bir örneklem var. Doğru bir örneklem var. Aşağı yukarı 2018'deki seçilen oylara göre bir seçmen grubu var. Peki bu seçmen grubu hangi sonuçları ortaya çıkarmış? Evet katılımcıların %28.9'u AKP demiş kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo. %26.1'i CHP demiş kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo. %10.7'si İyi Parti demiş kararsızlar dağıtılmadan önce. %9.6'sı HDP demiş kararsızlar dağıtılmadan önce. %6.1 sosyopolitik araştırmasına göre duvardan aktarıyorum. MHP demiş kararsızlar dağıtılmadan önce. ve çok ilginç ki DEVA Partisi kararsızlar dağıtılmadan önce %3.3 oy oranında %1.2 Gelecek Partisi, %0.5 Saadet Partisi ve 7.8 Kararsızım demiş ve 5.6'sı oy kullanmayacağım demiş. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren noktaya. Kararsızlar dağıtılmadan sonraki tabloya kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplam oranın dağıtılmasından sonra AKP sosyopolitik araştırmalara göre %33.4 oy alıyor. Son dönemdeki 30 gösteren anketlerin yaklaşık 2-3 puan üstünde çıkıyor AKP oy oranı. CHP %30.2 oy alıyor ve CHP'yi de yüksek bulmuş Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi. Ve CHP ile AKP arasındaki puan farkı sadece bir tabii ki MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nda görerek konuşmak gerekiyor. İyi Parti %12.4 oy alıyor. O da 15 bandının biraz altında bulmuş. HDP 11.2 bulmuş. HDP o da ortalama ya yakın. MHP 7.1 bulmuş. Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi. Deva Partisi'ne 3.8 bulmuş. Normal ortalamanın biraz üstünde 3.8. Gelecek Partisi 1.4 ortalamaya yakın bulmuş. Saadet Partisi 0.6 ortalamanın çok altında bulmuş. Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi. AKP 33, MHP 7, 37 küsüratlarla 38 Cumhur İttifakı bu da demek oluyor ki 62 muhalifler. Ve şimdi ayrıntılar ve Cumhurbaşkanlığı seçim gelecek. Verilen yanata göre AKP'nin 2018 Haziran seçimlerine göre 9.4 puan kaybetmiş. AKP 2018'e göre 9.4 MHP 2.5 puan oy kaybetmiş. Yani Cumhur İttifakı toplamda 13 puan oy kaybetmiş. CHP 2.9 puan oy kaybetmiş. HDP ve İY Parti 0 pardon, CHP 2.9 3 puan oy arttırmış. HDP ile İYİ Parti 0.5 puan oy arttırmış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimde önemli çünkü tek başına parlamento seçimi hiçbir şey ifade etmiyor. Tek adam yönetimi var ülkemizde ve bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda hangi sonuç ortaya çıkıyor? Erdoğan Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelirse Ekrem İmamoğlu'la karşı karşıya gelirse Erdoğan 36.7 oy alıyor. Ekrem İmamoğlu 42.5 oy alıyor ve Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a 5.8 puan fark atıyor. Erdoğan İmamoğlu adaylığında katılımcıların 10.7'si kararsız, 10 ise oy kullanmayacağım diyor. Neredeyse kararsızları bile geride bırakan bir tablo 5.8 farkla İmamoğlu Erdoğan'ı geçiyor. Erdoğan'la olası Cumhurbaşkanlığı adayları arasında en kuvvetli olan Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelirse sosyopolitik araştırmaya göre duvardan aktarıyorum. 38.1 Recep Tayyip Erdoğan ve o 40.5 Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 puan farkla Kılıçdaroğlu kazanıyor. Kılıçdaroğlu'na dayalı şu an için matematiksel olarak riskli görünüyor ama benim her zamanki söylemem şu ki Kemal Kılıçdaroğlu Adaylığını açıkladığı zaman e, ve yardımcılarını Akşener'i ya da Karamanlıoğlu'na bakanlar da açıkladığı zaman bu fark artacaktır diye düşünüyorum. Ama risk var. 2 puanlık bir risk var. Ekrem İmamoğlu 5, Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 puan fark atıyor. O da şu an için yani bugün seçim olsa tablosu. Ve bakın burada 10.5'lik bir kararsız oranı var. Bu da muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu da olsa oy vermem diyen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ulusalcıların oy oranı. Onların en az yarısının sandığa gidip CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na tıpış tıpış ki ironili bir ifade kullanıyorum. Oy vereceğini düşünüyorum. Şimdi 10.9 oy kullanmayacağım yanıtı var. Tabii ki riskli bir tablo her şeye rağmen ama Kılıçdaroğlu ve muhalefet adaylığını açıkladığı zaman o kadro açıklandığında çok daha farklı bir ortam olacaktır. Son dönemde bazı milliyetçi çevrelerin Erdoğan karşısına aday olarak sunmaya çalıştıkları ülkücü kökenli Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş muhalefetin oylarını düşüren bir aday olarak çıktı. ankete göre muhalefet %40.5 Erdoğan karşısında en yüksek oyu Kılıçdaroğlu'ya ardından 36.7 ile İmamoğlu'yla en düşük ismi ise popüler adaylar arasında bulunan yavaş alacak diyor. Bu sosyopolitik anketin idası ben buna tam anlamıyla katılmıyorum ama Mansur Yavaş'ın ön plana çıkarılması çık, çıkarılmasının hem Yavaş'ın hem de muhalefetin oy oranı düşürdüğünü ve zarar verdiği kanısındayım ama hala Yavaş'ın az oy alacağına katılmıyorum. Bakalım neymiş ama şu da bir veri ki Sosyopolitik muhtemelen önceki anketleriyle kıyaslıyor ve Mansur Yavaş'ı olan desteğin güç, düştüğünü görüyor. E, bu da demek oluyor ki Ümit Özda Mansur Yavaş açıklamasıyla yani Derin Devlet Ümit Özdağ, Derin Devletin Ümit Özdağ kanadı yavaş açıklayarak yavaşı vurmuş ve yavaşı yarışta yara almasına sağlamış görünüyor. Ankete göre yavaş Erdoğan'ın %32.5 oyuna karşılık %34 oyda kalıyor. Evet, 34. Yavaş sadece Erdoğan 2 puan farklı geçiyor. Oysa yavaş Erdoğan'a 10-15 puan fark atıyordu. Derin devlet yavaş yavaş diye tuttururken yavaşı vurmuş gözüküyor. Acaba neden böyle bir açıklama yaptılar? Muhtemelen HDP seçmeni Ümit Özdağ gibi milliyetçi zaman zaman ırkçı söylemlerde başvuran bir insanın Mansur Yavaş'ın değneye tasavvurda bulunmasını yanlış algıladı ve yavaştan desteğini HDP ya da sol seçmenin bir kısmı çekti. Yani Özdağ Yavaş'a zarar verdi. Yavaş'ın aday olması durumunda muhalefet cephesinde kararsız seçmenin %19.5'e oy kullanma yandanın ise 13.9'a yükselmesi ilginç. Evet Mansur Yavaş şu anda seçim kaybettiriyor. Sosyopolitik araştırmanın verileri eğer doğruysa Mansur Yavaş'a yara verdi. Ümit Özdağ derin devleti. Tabii ki bunu ironiyle söylüyorum ve iddianen söylüyorum. Erdoğan'la Akşener karşı karşıya gelirse Erdoğan 34.5, Akşener 28.7'de kalacak. Burada da yorumumu söylüyorum. Akşener anketlerde yer almıyordu tekrar ismi anketlerde zikredilirse bu oranın değişeceğini ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra ikinci adayın Akşener olacağını ve Akşener'in de Erdoğan'ın geçeceğine inananlardan birisi. Erdoğan Akşener adaylıklarında seçmenlerin 19.5'i kararsızım ve 17.3'e 17.3 oy kullanmayacağım diyor. Yani Erdoğan 34, Akşener 28 alıyor. Çok riskli bir tablo. O da Akşener'in adaylıktan çekilmesinden kaynaklanıyor. Ama sosyopolitik araştırmanın verileri biraz daha Kürt hareketine yakın ya da daha sol harekete yakın bir örneklem alıyorsa Yavaş, Mansur Yavaş gibi Akşener'in verilerinin düşük olması gerçek bir şey. Ama sosyopolitik araştırması önceki verileriyle kıyaslarsa gerçekten Akşener ve Yavaş'ın oylarını düşmüş olduğunda tespit edebiliriz. Erdoğan'ın rakibi Ali Babacan olması durumunda 36.6 Ali Babacan. Evet 36, olması durumunda 36.6 Babacan'ın say %21'de kalacağı ankette ikilinin adaylık durumunda kararsızların oranı 18. Burada şimdi bir anlam bozukluğu var. 36. Erdoğan mı alıyor, Babacan mı alıyor? Duvar Gazetesi editörünün bir hatası var. Muhtemelen Erdoğan 36 36.6 Babacan 21'de kalıyor. E, Babacan'ın sorulmasına çok büyük bir anlam yok çünkü aday olacağını düşünmüyorum. Kararsızların oranında en fazla yükselme ise Erdoğan ve HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın karşı karşıya gelmesi durumunda ölçüldü. Diğer muhalefet adaylar arasında Erdoğan'ın Demirtaş'la karşı karşıya gelmesi durumunda oyunu %40'a çıkaracağı tespit edilmiş ankete göre Demirtaş 12.7'de kalacakmış ama Demirtaş Erdoğan kıyaslaması ankette de sorulduğu zaman e, anketi anket firmasına neden sordu demiyorum çünkü böyle bir hakkımız yok. Ama siyaseten bunu şey söylüyorum bu e, görüşü teoriyi söylüyorum. Demirtaş ve Erdoğan anketlerde sorulursa hem muhalefete zarar verir e, hem de Demirtaş'a da zarar verir. Çünkü zaten Demirtaş Erdoğan'ı tek başına gidemez. Böyle bir sorunun çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ama anket firmasının kendi görüşüdür. Erdoğan Demirtaş karşı karşıya gelirse kararsızların oranı %27.2'ye oy kullanmayacakların oranı 20'ye kadar yükseldi. Şimdi sosyopolitik araştırmalar merkezi örneklemlerinde biraz daha Kürt Kürt hareketine biraz daha sol harekete yakın örneklem belirleyebilir ama her şeye rağmen Akşener ve Mansur Yavaş oranlarında özellikle Mansur Yavaş oranlarındaki azalma diğer anket firmalarında tespit edilirse Ümit Özdağ'ın açıklamalarının Mansur Yavaş'ı ve muhalefeti vurduğu açıkça tespit edilir. Diğer adaylar kazanıyor Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. Onlar eğer aday olurlarsa bu farklar artacaktır seçim atmosferinde böyle düşünüyorum. Erdoğan çevremez ama her şeye rağmen Akşener'in puantajının düşük çıkmasını da çok da önemsemeyin. Çünkü Akşener zaten başbakanlığa aday olduğunu söylediği için anketlerde yer almıyordu. Ama ilginç bir şekilde sosyopolitik araştırmalar, Akşener'i soruyor, Ali Babacan'ı, Demirtaş'ı soruyor. Sorabilirler, kendi görüşleridir, fikirleridir. Ama bu verilerine diğer anket firmalarıyla teyit edilmesi gerekiyor. Değerli izleyiciler, Tarafsız haber Barış Biner.